Herkese merhaba arkadaşlar. Bu karantina günlerinde benim gibi evde kalanlara sabır, çalışmak zorunda olanlara da Allah kolaylık versin diyorum arkadaşlar. Şimdi bari evdeyiz. Yapacak şey de bulamıyorum artık. Mutfağım çok meşgul. Bu mutfakta bari bir borona yapayım. Şimdi size Macirların has yemeklerinden biri olan borona yapacağım. Bir de acılı ezme yapacağım arkadaşlar. Önce 5 tane patatesimi haşlıyorum. Kabukla haşlıyorum arkadaşlar. Kabuksuz haşlamayı ben beğenmiyorum. Böyle kabukla haşlayıp rendelince daha güzel oluyor. Bir haşlayalım, kaynasın bakalım. Patateslerimiz olmak üzere. Şimdi bunun yanına bir de yumurta boranı yapacağız arkadaşlar. 6 tane köy yumurtamı aldım. Tabii siz çiftlik yumurtasını da yapabilirsiniz. Bunları da bir haşlayalım. Önce sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. Patateslerimizi yapmadan önce. Bunun için şu gördüğünüz kasedeki yoğurda 2 diş büyük sarımsak doğrayacağım ben arkadaşlar. Bu bol sarımsaklı olur. Çok ince biçimde doğruyoruz sarımsakları. Rende de yapıyorlar ama rendede yarısı rendede kalıyor. Ben istemiyorum bunu. Bu şekilde ben rahatça ince yapabiliyorum. Şu şekilde zırh kullanır gibi yaparsanız sarımsaklarınız kolayca inceler arkadaşlar. Şöyle bıçağın tersiyle bastırıp ezelim biraz. Bunu şu şekilde bir kere daha geçelim üstünde. Gayet incecik oldu. Biraz da dişe dokunsun yani. Attıktan sonra tuz isteğinize bağlı ama ben bir çay kaşığı civarında bir tuz atıyorum. Fazla değil. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Az bir şey bekleyelim ki sarımsaklar yoğurda geçsin. Önce patateslerimizi rendeledik. Şöyle geniş bir kaba yayarak koydum. Şöyle açtırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Biraz soğuması lazım. Sıcağın üstüne yoğurt dökülmez. Patatesimiz soğudu. Şimdi yumurtalarımı da soydum. Arkadaşlar bu nasıl yapalım şunu? Şöyle şu şekilde doğruyorum yumurtalarımı. Yumurtada köy yumurtası diye bağırıyor ama arkadaşlar, bulabilirsiniz köy yumurtası yiyin. Size bir gün bir video çekeceğim. Şu koronavirüsü olayları bitsin. Köy yumurtası nasıl alınır, nasıl anlaşılır, iyi tereyağı nasıl alınır, iyi peynir. Kısacası gıda alışverişi nasıl yapılır? Bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yumurtalarımızı yerleştireceğiz. Bunu genelde macirler yapar. Herkesin stili farklı olur ama macirler bu şekilde yapıyor genelde arkadaşlar. Benim anne tarafım macir.
Onlardan bayağı bir şeyler kaptık. Kimisi küt küt geçiyor patatesi, ben tercih etmiyorum. Zaten rendede iri iri oluyor. Yumurtalarımız hazır. Bir tavada 3 yemek kaşığı tereyağını erittim. Gördüğünüz gibi. 2 çay kaşığı tepeleme kırmızı biberi atıp hemen altını kapatıyorum. Bu şekilde ocaktan alıyorum. Yanmayacak arkadaşlar kırmızı biberler. Şimdi bu yaptığımız yemeğin üstüne diyelim sarımsaklı yoğurdu istediğimiz miktarda gezdiriyoruz arkadaşlar şöyle. Büyük bir kepçeyle tek tek de yapabilirsiniz. Şöyle. Yalnız ne kadar bol yoğurt oldu o kadar güzel oluyor. Kaşık yardımıyla gelmeyen taraflara da biraz bulaştıralım. Sıra geldi şöyle yoğurt güzelce gezdirmemize. Bu müthiş bir meze arkadaşlar. Meze de değil aslında da. Şimdi ne sınıfına giriyor? Artık ona siz karar verin. Bence bir yardımcı yemek. Gördüğünüz gibi. Harika oldu. Emin olun tadı da çok güzeldir. Mezemi de biraz sonra yapacağım. Fakat onu farklı bir videoya yayınlayacağım. Bu Borana'yı, biz Borana diyoruz, Borini diyorlar kimisi. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar.